Dostlarım merhaba. Eski videolarımı izleyenler kalp damarlarında darlık olan hastalara stent, bypass gibi müdahaleler yaptırmak yerine yağsız, şekersiz, bitkisel beslenme önerdiğimi bilirler. Aynı şekilde kolesterol yüksekliği sorunu olan hastalarıma da kolesterol ilacı kullanmadan önce yağsız, şekersiz, bitkisel beslenme yaparak kolesterollerini düşürmelerini öneririm. Doğrusu tüm hastalarımın söylediklerimi tam olarak yaptıklarını söyleyemem. İnsanlar çoğunluğun gittiği yolun doğru olduğuna inanmaya meyillidirler. Doğru bile olsa farklı söylemlere şüpheyle yaklaşırlar. Kalp damarlarında sorun olan hastalar Herkes stent taktırıyor, bypass oluyor. O halde en doğru yol bu diye düşün düşünüyorlar. Geçenlerde kalp damarlarında ciddi bir darlık olduğu için yağsız, şekersiz, bitkisel beslenme önerdiğim bir aslan beni aradı. İkinci bir görüş almak için gittiği doktor kendisine kalp damarların kesinlikle perhizle açılmaz demiş. Bununla da kalmamış, aynı bir saatli bomba gibisin, her an kalp krizi geçirebilirsin diye korkutmuş. Tabi tavsiyesi bir an önce anji olması, stent takılması veya damar damarların durumuna göre bypass olması. Maalesef bu durum başıma oldukça sık geliyor. Perhiz yapmasını istediğim hastalarımın bir kısmı birkaç ay sonra bypass olmuş veya stent takılmış olarak karşıma geliyor. Aslında kalp damarları perhizle açılmaz diyen meslektaşlarımı yadırgamıyorum. Ben de yıllar önce aynı onlar gibi düşünüyordum. Sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki binlerce doktor kalp damarlarının perhizle açılabileceğini bilmiyor ya da inanmıyor. Size Amerikan Kardiyoloji Koleji eski başkanı, kardiyolog doktor Kim Williams'ı tanıtayım. Kendisi kardiyolog olmasına ve Amerika'nın en ünlü üniversite hastanelerinden birinde çalışmasına rağmen kalp damarlarının diyetle açılabileceğini Doktor Esesti'nin makalelerini okuyuncaya kadar bilmiyormuş. Bu konudaki bilimsel çalışmaları okuyunca kendisi de yağsız şekersiz bitkisel beslenmeye geçiyor ve kolesterol değerlerinde mucizevi bir düşme oluyor. Doktor Williams iki çeşit doktor vardır diyor. Birinci grup vegan olan doktorlar, kardiyologlar ve ikinci grup bu konudaki bilimsel verileri henüz okumamış olan doktorlar. Bitkisel beslenmenin etkisine inanmayan meslektaşlarım örneğin Doktor Dean Ornish'in 1998 yılında yayınlanan bu makalesini okumamış olabilirler. Doktor Ornish bu çalışmasında hastalarını iki gruba ayırıyor. Bir gruba yağsız şekersiz bitkisel beslenme veriyor. Diğer grup ise aynı eski beslenmesine devam ediyor. Tam bir yıl sonra yağsız şekersiz bitkisel beslenmeye geçenlerin göğüslerine gelen angina pectoris dediğimiz ağrıda %91 oranında azalma oluyor. Buna karşılık eski beslenme şekillerini devam ettirenlerin göğüs ağrılarında %186 oranında artış oluyor. Bakın burada bir başka çalışmada 60 yaş civarında angina pectoris dediğimiz göğüs ağrısı olan binin üzerinde hasta bitkisel beslenmeyi alınıyor ve 3 ay içerisinde hastaların %74'ünde göğüs ağrıları kayboluyor. Benim hastalarım içerisinde yağsız şekersiz bitkisel beslenme uygulayıp 1 ay içerisinde şikayetlerinde belirgin derecede azalma olmayan hiçbir hastam olmadı. Bu arada birkaç yıl önce çektiğim hastalarımdan birine ait şu videoyu araya koyayım. Ramahat Hanımcığım nedir şikayetiniz bir söyleyin bana. Sana bir kayıt alalım. Nefes alamıyorum. Ha, Yürürken şikayetin oluyor mu? Evet çok. Ne ne kadar yürüyebiliyorsun? 2-3 adım atınca bayağı sıkıyor. Nasıl oluyor? Bir sıkıntı mı geliyor? Evet göğsümü sıkıştırıyor şöyle. 2-3 adımda bile geliyor, geliyor sıkıntı. Evet yani. hele merdiven çıkamıyorum. Durunca geçiyor mu? E, durunca tabii ki. Bir ay oldu. Evet. Yağsız vegan besleniyorsun. Yüzün gülüyor. Evet, Nasılsın evet, bakalım? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Ağrıların geçti mi? Geçti. Nefes alamıyordum. Ha. Şimdi çok iyiyim. Ee, yürürken... Yani yürüyüş yapıyorum. Ha. Yani hemen hemen bir kilometre kadar yürüyorum. Şikayetin oluyor yok, mu yürürken? Yok. Bak, hangi... Çok iyi. Merdiven iniş çıkışta daha sıkılmıyorum çok. Memnunsun abi. Memnunum. Ya. Memnunum. Bu bitkisel vegan beslenmeye devam edecek misin? İnşallah. Gördüğünüz gibi bir ay içerisinde hastamda olağanüstü bir düzelme oldu. Pek çok meslektaşım hastalarım bu kadar kısa süre içerisinde düzelme gösterebileceğine inanmıyor. Sahiden damar içerisindeki plaklar bir ay içinde erimediğine göre bu olağanüstü düzelme nasıl oluyor? Demin videosunu izlediğiniz hastanın yüzündeki o kırmızı ödemli görünüm bir ay içerisinde nasıl kayboldu ve bir ay içerisinde Efor performansı nasıl bu kadar düzeldi? Bunun birkaç nedeni var. Nedenlerden birisi hayvansal besinlerin kesilmesiyle sodyum tuz alımının azalması biliyorsunuz. Hayvansal besinlerin içerisinde siz tuz ilave etmeseniz bile kendi doğasında sodyum yani tuz var. İkinci bir neden hayvansal besinlerin kesilmesiyle vücuttaki enflamasyonun azalması ve üçüncü bir sebep de bitkisel besinlerin damarları genişletici yani vazodilatasyon yapıcı etkisi. Bitkisel beslenme uzun vadede plakları eritmekle kalmıyor, kısa vadede bu çalışmada görmüş olduğumuz biliyorsunuz gibi damarların genişleyebilme vazodilatasyon kapasitesini yaklaşık 4 misli artırıyor. Şimdi şu damar açılma meselesine tekrar dönelim. Biliyorsunuz bir kalp damarında darlık olup olmadığını, hangi damarlarda ne derece darlık olduğunu öğrenmenin en kesin yolu koroner anjiyografidir. Koroner anjiyografi dışında bir de kalp kaslarına gelen kanın miktarını ölçen miyokard sintigrafisi adını verdiğimiz bir tetkik daha var. Kalp kaslarına gelen damarlarda bir darlık varsa o bölgedeki kanlanma azalıyor ve biz de bunu miyokard sintigrafisinde gayet net olarak görüyoruz. Şimdi bu gördüğünüz kalp damarlarında darlık olan bir hastanın miyokard sintigrafisi. Kırmızı renk kalbin kanlanan bölgesini gösteriyor. Gördüğünüz gibi soldaki resimde kalbin ön duvarı iyi kanlanamıyor. Sağdaki resimde 3 haftalık perhiz ve tedavi sonrasında kolesterolün nasıl düştüğünü ve kalbin nasıl kanlandığını görüyoruz. Bu da bir başka hastaya ait görüntü, sadece perhizde kalp kası kanlanmasının nasıl düzeldiğini görüyorsunuz. Dostlarım bugüne kadar yapılan çalışmalar hastadan hastaya ve hastanın uygulamış olduğu diyetin sertliğine göre kalp damarlarındaki plakların bir yılda yaklaşık ortalama %20 oranında gerilediğini gösterdi. Buna karşılık şimdi burada size gösterdiğim makalede ispat edildiği gibi şayet bitkisel beslenme uygulamaz, içerisinde hayvansal besinler olan standart beslenmenize devam ederseniz Kalp damarlarında bırakın gerilemeyi plaklarda bir yıl içinde yaklaşık %40-50 oranında artış oluyor. Ve şimdi size yağsız şekersiz vegan beslenmenin kalp damarlarının nasıl açtığını ispat eden birkaç örnek göstereceğim. Burada soldaki resimde LAD dediğimiz kalbin en önemli damarında darlık olan bir hastanın anjiyografisini görüyorsunuz. Amerikalılar bu damara dul bırakan damar anlamına Widowmaker ismini veriyorlar. Bu damar kalbin çok büyük bir kısmını beslediği için çıkış yerine orijinine yakın bir yerden tıkanması halinde büyük ihtimalle hastanın vefatına neden oluyor. Burada gördüğünüz gibi dar olan kısım okla işaretlenmiş. Sağda aynı hastanın yağsız şekersiz bitkisel beslenmeden sonra yapılan ikinci anjiyografisi var. Bir yılda damarda yaklaşık %10 oranında açılma olduğunu görüyoruz. Burada bir başka hastanın sirkumfleks arter dediğimiz yan damarındaki darlığı görüyorsunuz. Sağda perhizden sonra yapılan ikinci anjiyografisi var. Gördüğünüz gibi darlıkta %20 civarında bir gerileme var. Burada gene bir başka hastanın kalbin sağ tarafını ve arka tarafını besleyen sağ koroner arterini görüyorsunuz darlık bitkisel beslenmeden sonra %30 oranında açılıyor. Doktor Esestin'in şimdi size anjiyolarını göstereceğim bu hastası önce Cleveland Klinik'te check-up yaptırıyor. Kendisine bir şey olmadığı söylendikten bir ay sonra kalp krizi geçiriyor. Şimdi hastanın anjiyografisine bakalım. Sol tarafta hastanın anjiyosunda ön damarın alt ucunda fare yeniğine benzeyen daralmaları görüyorsunuz. Sağda aynı hastanın 30 ay sonra yapılan anjiyografisinde damarın aynı bölgesindeki açılmayı görüyorsunuz. Bu hastaya bu 30 ay süresince herhangi bir müdahale yapılmamış, sadece bitkisel beslenme uygulamıştır. Bazı hastalarım bana doktor bey bitkisel beslenme ile damarlardaki plakların az da olsa eridiğini anladık. Peki damarlar tamamen açılabilir mi diye soruyorlar. Cevabım evet. Burada doktor SS'nin bir başka hastasını görüyorsunuz. 44 yaşındaki erkek hasta 2017 Nisan ayında kalp krizi geçiriyor. Sonrasında yapılan anjiyografide okla işaretlenen bölgedeki darlığa dikkat edin. Hastaya damarında çok ciddi bir darlık olduğu söylenerek mutlaka bypass olması öneriliyor. Hasta bu arada Doktor Esesti'nin kitabını okuyor ve SS'nin kontrolüne giriyor. Bitkisel yağsız beslenme uyguluyor. Burada aynı hastanın bitkisel beslenmeden bir yıl sonra alınan anjiyografisini görüyorsunuz. %80 olan darlığın %45'e indiği görülüyor. Burada bitmedi. Hasta bitkisel beslenmeye devam ediyor. Ve işte burada 18 ay sonra bu yılın Ocak ayında alınan son onjiyografiyi darlığın tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Tüm dünyada bitkisel beslenmeyi uygulayan pek çok doktor var. Şimdi size yine Amerikalı bir başka doktor, Doktor Montgomery'nin bir hastasının anjiyografisini gösteriyorum. Solda damardaki darlığa dikkatinizi çekerim. Sağda 5,5 aylık yağsız, şekersiz bitkisel beslenme sonrasında Damarın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Dostlarım, kalp damar hastalarına önerdiğim yağsız, şekersiz, vegan beslenmenin çok kolay bir beslenme olmadığını, alışkanlıklarımıza ters düştüğünü biliyorum. Buna rağmen imkansız değil pek çok insan özellikle Amerika'da binlerce kişi bu beslenme şeklini uyguluyor ve göğüsleri yarılmadan, kalp damarlarına stent konulmadan gayet sıhhatli olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Şunu sakın unutmayın. Bugüne kadar kalp damarlarındaki darlığı gerilettiği ispat edilen tek beslenme şekli yağsız, şekersiz, vegan beslenmedir. Eğer sizin de kalp damarlarınızda sorun varsa göğsünüzü yardırmadan, stent taktırmadan sadece bitkisel beslenme ve ilaç tedavisiyle iyi olma ihtimaliniz olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.